Sayın seyirciler, şimdi bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Maltepe Belediye Başkan Adayı Haluk Saygın'ın kimliği belirsiz bir kadınla bir asansörde uygunsuz vaziyette görüntüleri ortaya çıktı. Skandalın yaklaşan seçimlerde belediye başkan adayının önünde büyük bir engel oluşturacağı konuşulmakta. Zeliş! Parti yöneticilerinin bu skandal Haluk karşısında nasıl bir tavır sergilediğini siyasi çevrelerde merak ediyorum. Rezil oldum! Şu hale bak asansördeki görüntüler! Ayvalık, konu komşu, Allah! Mahvoldum! Maltepe Belediye Başkan Adayı Haluk Saygın cephesinden şu ana kadar hiçbir açık... Mahalle! Biliyorum hayatım, biliyorum. Bir yarım saattir ortalık yıkılıyor. Yıkılıyor mu? Her yer yıkılıyor mu? Allah'ım! Allah'ım, Türkiye'ye rezil oldum ben! Ama bu nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl olabilir? Adamı aldılar, yakaladılar, götürdüler. Ben kendi ellerimle bizzat teslim ettim polise. Mesele de o ya zaten. Adam görüntüleri rakip partinin adamına satmış. Onlar da hiç vakit kaybetmeden basına dağıtmışlar. Keşke bu işe başlamadan bize danışsaydınız Zeliş Hanım. 3-5 kuruş verip adamların ağızlarını kapatırdık. İş bu noktaya gelmezdi. Ben nereden bileyim? Nereden bilebilirim ben böyle bir şeyi? Yani polis zannettim. Veriverdim zarfı. Emniyet dedim yani. Polis teşkilatı. Eğer Haluk Bey'in bulunduğu kritik durumun farkında olsaydınız... İrfan! Zeliş Hanım'ın bir suçu yok. Fazla ileri gitme. Derhal o polis hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Önce bana bir basın toplantısı ayarla. İnsanlar yorum yapmaya başlamadan ben kontrolü bir ele alayım. Ne söyleyeceksiniz basına? Gerçeği? Size inanmayacaklar. Hadi. İnanmazlar mı? Ay ben hiç yani böyle bir şey olabileceği. Ne felaket. Allah'ım skandal. Yani Türkiye'ye, dünyaya gösteriyorlardır bunu şimdi. Ya mahvettim, rezil ettim kendimi. Ya senin de başına bela oldum şimdi. Ya bu ellerim kırılsaydı da vermeseydim polise. Zeliş. Zeliş. Senin hiçbir suçun yok. Senin durumun da önemli şu an tabii. Ya ne yapacaksın sen? Ha, ne olacak şimdi? Sana oy vermezler mi bu şeyden sonra? Bak. Ben iki şey için endişeliyim. Biri siyasi kariyerim, biri sen. Şimdi sen bana hangisi daha önemli diye sorarsan, ben sana sen derim. Çünkü şu an hayatımda senden daha önemli bir şey yok. Tamam sen konuş. Ben bir taksiye biner giderim. Haluk, senin için yapabileceğim bir şey var mı? Var. Seçim akşamı yanımda ol. Çünkü muhtemelen seçimi kaybedeceğim. Ve muhtemelen teselliye ihtiyacım olacak. Buyurun başkanım. Gördüm, evet. Elbette ki değil. Birazdan bir basın açıklaması yapıp her şeyi anlatacağım. Televizyonda gördükleriniz tamamen yanlış anlamadan ibarettir. Aile değerlerine saygılı bir insan olarak benim kamuya açık bir alanda böyle bir şey yapmam söz konusu olamaz. O görüntüler kötü niyetli insanlar tarafından maksatlı olarak farklı aktarılmıştır. Avukatlarım bu süreci takip edip gereğini yapacaklar. Yani siz sadece bayan arkadaşınızın elbisesini düzeltiyordunuz, öyle mi? Evet, durum bundan ibaret. İster inanın, ister inanmayın. Ama benim vicdanım rahat. Bayan arkadaşınızla konuşabilir miyiz? Hayır. O zaten bu iftiradan dolayı yeteri kadar üzüldü. Şimdi sizin karşınıza çıkarıp onu daha fazla üzmem.
Adını da mı söylemeyeceksiniz? Hayır. Kendisinin para karşılığı seks yaptığı iddiaları var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bakın, beni istediğiniz gibi sorgulayabilirsiniz ama onun hakkında ileri geri konuşmanıza müsaade etmem. Kendisi son derece saygıdeğer bir insandır. Benim üzüldüğüm nokta ne siyasi kariyerim ne de kaybedebileceğim seçim. Benim tek üzüldüğüm onun düştüğü bu durum. Asansördeki o kadın benim. Sahip çıktın, ben de sana sahip çıkıyorum. Adım Zeliş. Bir güzellik salonu işletiyorum. Haluk'la beraber bahsi geçen gün bir yardım derneğinin toplantısından çıkmıştık ve kendisinin de izah ettiği gibi benim kopçalarım patlayınca... Çok mu komik? Yani... İster gülün, ister anlayın, durum bu. Haluk Bey'le ilişkinizin durumu nedir? Nişanlıyız. Kendisi bana evlenme teklifi etti, ben de kabul ettim. Arkadaşlar, Haluk Bey bir kadının onurunu kendi mesleki kariyerinin önünde tutan bir erkek. Ve bu davranış onu hem evlenilecek bir erkek hem de oy verilecek bir başkan yapar. Tebrikler. Tebrikler. Tebrik ederiz. Düğün tarihi belli oldu mu? Tebrik ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.